الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Dünkü dersin sonunda ben kaldığımız yerden sırf sonunda şey yapayım. Ona girmeden Osman... Arka taraftı galiba. Onu değiştirdim. Arka taraf. Orayı çevir. Ha burasıydı. Ha. Ha. Şimdi Osman bu dersteki hedefimiz nedir diye sormuştu. Bir yani şeyler demişti. En son metinde diyor ya, o alemler dahi mirat ruhunda iade edip irtisam ve temessül ederler. Ne demek yani bu? Geliyor. Nevi olmuş oluyor. İrtisam ve temessülle geliyorlar. Gelmesi ne demek yani insanda veyahut da insanın kendi seyahatinde yani füsü alemindeki şeyinde ne demek? Ne olacak? Ne olmuş oluyor? Ne olacak? İşte bu dersten hedefimiz hakikat insani haritası olan, hakikat insani haritası olan enaniyetinin bunun aslı bu şeydir, mülk tarafıdır. Enaniyetin melekutu enedir. Enaniyet 7 tane, 2, 4, 6, 7 tane insan o alemleri böyle tefekkürle vesaire fikirlerle zorlarsa, işte meşgul olursa, o alemlerde insanın ruhuna, mirat ruhuna irtisam ve temessülle geliyorlar. Olunca bende ne olacak? Ne olmuş olacak? İnsan 18 bin aleme mikyas olacak. Firiste makamına çıkacak. Harita olacak. Lümine, mizan, hassasiyet. Oradaki hassas şeylerine sahip olacak. Ruzname olacak. Bu hale gelecek insan. Bunu yaptıktan sonra şura geçeyim. Sonra bugünkü derse gireyim. Orada mesela o diyordu ya bir paragrafın üstünde. O alemler hangi alemlerde? Avalim ulviye, ruhiye ve cismaniye gezerler. Sonra o alemler de onu ziyaret ediyor dediğinde o alemler o üçü geliyor demek oluyor. Avalim ulviye, ruhiye ve cismaniye Allah-u Alem sanki şecerikatın tümü gibi geldi bana. Evet. Evet. Zaten cismaniye dediği arşın aşağısı, arşın altı. Ruhiye ve avalim ulviye de herhalde üstteki alemler. Arş ve lef-i mahfuz ve üstü de ruhiye yukarısı. Yani arş azam. Ha, yani onlar bütün şecerikat yani insanı ekberle, insanı sura alan, insanla, insan ekberin buluşması gibi yani. Bu ne oluyor biliyor musun aleminde? En büyük kül kadar cüz'i bir külli büyüten nasıldı o? En büyük kül kadar cüz'i, onu yeniden okuyayım, 338. Bak ne oluyor o zaman? İnsan bu hale geliyor. En büyük kül kadar hayat ile küçük bir cüz'ü büyülten. Bir. En büyük kül insan ekber. En büyük kül kadar bu hayatın bu meratibi tabaka insanisi aktif olunca hayat ile en cüz'ü küçük bir cüz'ü büyülten. En büyük kül kadar. Sonra başka bir ferdi dahi bu kül ve cüzdü. Bak. Cüz, kül, fert. Evet. Kül, cüz. Külli cüz'i değil değil mi? Külli cüz'i. Bu birincisi kül. En büyük kül kadar hayat ile küçük bir cüz'ü büyütüyor. Yani mesela karınca dağa kıyas ediyor. Onu kıyas ettiğin zaman kıyas edilmeyecek kadar ufak. Ama hayat girdiği için karıncaya dağdan büyük oluyor. Bak en büyük kül kadar hayat ile küçük bir cüz'ü büyüten. Bu kül ve cüz. Şimdi külliye geçiyor. Şeyde abi o bizim 506'da da arı örneğini vermedi mi zaten? Arı örneği verdi de
O arı gelmeden sistemi anlatıyor bu. Şimdi külli ve cüz'i söylüyor. Yani farklı bakın. Burada da mesela külli ile cüz'i kullanırken ekber ve asgar. Yani kainat. Kainatla insan kıyas ediyor. Tamam mı? Yani büyüklük, küçüklük. En büyük kül kadar, külli değil. En büyük kül kadar hayat ile küçük bir cüz'ü büyüten. Bir ferdi dahi diyor. Şimdi ferdi indi. Bir ferdi dahi külli gibi bir alem hükmüne getiren. Bizi yani külli yapıyor. Külli yapıyor. Hem bak hem külli yapıyor hem hem külli yapıyor. Hem kül hem külli. O aleme ne dedi abi? İfade dedi o alem. Bak bir ferdi dahi fert hayat ile bir alem hükmüne getiren ve rububiyet cihetinde yani kainata tasarruf ediyor ya, Allah 18 bin aleme tasarruf ederken o rububiyet cihetinde insana da kainata yaptığı tasarrufatı aynı insana da yapıyor. Ne yapıyorsa. Şöyle, mesela ağaçtaki yaprağı çiçeğe hangi esma tecelli ediyorsa çiçeğe veya kokuya, çekirdeğin içerisindeki meyve ağacın çekirdeğin içerisindeki renge de kokuya da aynı esma tecelli ediyor. Bil fiil bil kuvve. Ağaca bil fiil, çekirdeğe bil kuvve tecelli ediyor. Bil ferdi dahi diyor, külli gibi bir alem hükmüne getiren. Bitti şimdi. Bitti. Şimdi başka üçüncü versiyonu şey yapıyor. Rububiyet cihetinde. Aslında şu oldu. Fert tire alem oldu. Evet. Şurada. Onu yapabilirsin. Onu da yapabilir. Şuraya. Fert de alem yaptı. Şuraya. Alta yeni bir şey yapın abi. Bence başlık gibi. Yani kül cüz, külli cüz'i. Altına fert alem. Yok ya. Evet. Ha şöyle altına mı? Üçüncü bir şık geldi gibi oldu yani. Ama şöyle. Yani değişik mi yazacaksınız? Değişik şöyle. Kül, cüz, külli, cüz'i. Bu asgar ve ekberde kullanıyor. Yani şeyde kullanıyor. Onu tam şey yanlış olmasın diye. Abi itekleyin şeyi. Tahtayı. Hareket evet. Alan olsun sana. Ha yapamıyorum ben. Tamam. Diyor ki bunu bu büyük ve küçük de kullanıyor. Ötekisi ise alemde kullanıyor. Büyük küçük. Küçük, alem, fert. Evet, yani şöyle, kainat, insan. Şimdi buna geçelim. Alem fert, bir ferdi dahi külli gibi bir alem hükmüne getiren ne kullandı? Ferdi alem hükmüne getirmiş. Yazdık mı onu? Yazdık. Alem fert. Rububiyet cihetinde, şimdi üçüncü söylüyor, şurada, şuraya, rububiyet. Şimdi kainata tecelli eden hangi esma varsa böyle kainata aynı esma yani bil fiil buna deniliyor. Ağaca tecelli edene bil fiil, çekirdeğe tecelli edene bil kuvvet denilir. Ağaca tecelli eden bil fiil esma
ferde bir kuvvet tecelli ediyor. Rububiyet cihetinde kainatın tecezzi ve iştiraki ve inkısamı kabul etmez bir kül, bir küllü hükmüne gösteren, yani kainatı tecezzi ve iştirakı ve inkısam kabul etmez bir kül, bir, bak yukartını kullandı, bir külli hükmüne gösteren fevkalade harika bir sanat ilahiyedir hayat. Yani rububiyet cihetinde diyor ki bu kainata bir fiil hangi esma tecelli ediyorsa külli olarak. Abi orada şu kainat insan yazdınız ya. Külcüzde bence kainat insan olmamalı. Mesela hani karınca ile dağ örneğini verdiniz ya. Oluyor mu? İnsan işin içine girdiği zaman külli cüzi kategorisinde alem fert oluyor. Alem fert. Onu yani, oraya mı indireyim? Yani külcüz insanda olmamalı. Şey İnsan veriyor. Çünkü cüz o. Yani, arıyı misal veriyor. Yani hayvanatta külcüzlük olabilir de. Yani insanda ne olur? İmansız kafirlik olması sıfatıyla belki öyle cüz diyebilir sanki. Ben de şöyle düşünüyorum. Söyle. Kainat külli ve cüz'i. Kül ve cüz. Kül ve cüz, külli ve cüz'iye. Şöyle misal. Kainat ve insan ikisi de hitap ediyor. İkisine de hitap ediyor. İkisi. Sen hangi yönüyle baktığın önemli abi. Şu. Karaciğer, böbrek, dalak, mide, kulak, bunların tamam. Hepsine tek tek cüz'dür. Evet. Bunların toplamına kül denilir. Evet. Her bir hücrede, tırnakta, göz içi veya saç tırnağında DNA var. Bu DNA'da insan var. Buna cüz'i denilir. Ama bu cizilerin toplamına külli denilir. Bu insan, hayvanla araştırıyor. Bir örnek verdi. İnsan ancak kainat kadar büyür. Arı büyüyemez. İnsan. İnsan çünkü dördü aynı. Kainat, insan, Kur'an. Tamam, kainat, insan. Hayatı da söylüyor. Dört tane bununla girdi. Hayat da girdi. Şimdi kainata insan ekber diyor. Muhakematta İslamiyet de var. İslamiyet'i insan ekber diyor. Şimdi kainata insan ekber diyor. İnsana ne diyor? Kainat-ı sura. Bu. Fazla durmayalım bu meselede. Bu da oradaki bu büyüklük cihetiyle, cirme büyüklük cihetiyle, ağacın küçüklüğü. Bu ise yazılımı. Bu da yönetimi, rububiyeti cem olmuş. Üç taneydi zaten. Avalim-i ulviyede, ruhiyede ve cismiyede. Cismaniyede. Aynı böyle. Tecellidi bu. Avalim-i ulviyede, ruhiyede, ruhu ve cismaniyede, rububiyet diyor. Şimdi devam ediyoruz. Fazla bunda durmayalım. Bunu koyduktan sonra şuura dönmüştük. Sonra bugün aklın şeyi var burada. Şuurun sureti vardı. Sureti yedi duyguların ceminden kendisinde ve haricindekilerin, yani kendisinde ve hariçteki mevcudatın üstlerini, perdelerini kaldırmasıyla sureti. Kanuniyeti nedir? Aklın ceminin bütünlüğünden, yani aklın 33 tane, yani ceminin demeyelim de şöyle içinin içsel bütünlüğünden, yani onu aklın ceminin deyince eksik olur bu, değil mi? Aklın sıfatlarının ceminin bütünlüğünden beslenip beslenip Bursa abi. He? Beslenip doğru. P ya. P değil mi? Mars. Beslenip mesela aklın 30 küsur tane sıfatlarının bütünsel, bütüne gelmesinden, bütünlüğünden, ceminin bütünlüğünden beslenip
süzülmüş aklın bir sıfatı. Yani şuur. Yani aklın bir sıfatı. Şöyle diyeyim. Yani aklın bir sıfatı. Ama bütünden besleniyor. Hakikati, meratib esmaların, hakikatların, çünkü esmaların nihayetsiz meratipleri var. Meratib esmaların, hakikatlarının vahiy Kur'an'ı ile onaylanıp, o da P olacak değil mi? Hı hı. Onaylanıp. Onaylanıp, insanda ortaya çıkanlardır. Yani alim ve hakim isimlerine azami derecede mazhar oluyor. Yani insanın şuurunun hakikati nedir? Esmaların hakikatleriyle besleniyor. O cihette insan şuurlu oluyor. Yani kuvvetli şuur. Mahiyeti ise kıblesini gösteriyor. Kaynağını gösteriyor. Risalettir. Risalet neydi? Kainatın aklıydı. Halktan hakka. Evet. Yani şuurun kıblesi akıl, aklın da aklı risalet. Kainatın aklı Risalet-i Muhammediye ya. O zaman kainat Kur'an'ının Kur'an büyük kainata ne diyordu? Kur'an-ı Kebir-i Kainat diyor. Kur'an-ı Kebir-i Kainat diyor. Aynı yere insan ekber diyor. Dolayısıyla şuurun aslı akıl, aklın aklı da risalet olduğu için şuurun şuurudur. Abi bir şey söyleyebilir miyim özür dilerim? Evet. Diyor ki yani o zihşuur ve zihayat ve zihayat kendi aklıyla avalim ulviyede ve ruhiyede ve cismaniyede gezer. Şurada Hasan abi külli ve cüz, kül ve cüz Osmanlı'nın az önce aklını karıştıran vardı ya hani kainat insan acaba hangisine bakıyor diye. Bence zihayat yani bölmek lazım bunu. Zihayat olarak kül cüz, zihşuur olarak külli cüz'i cismaniyet canibinden baktığımız zaman da rububiyet şeklinde olmalı diye düşündüm. Anlatabildim mi abi? Bir de söyle zihayat. Zihayat kül cüz. Ha doğru. Zişuur külli cüz'i cismaniyet olarak da çok rububiyet. Doğru. O daha güzel uydu. Yani ya şöyle, hayatta cüz'ilik oluşmaz mı? Hayatta cüz'i külli yapmaz mı? Şimdi yapmaz. Yapmaz. Hayat bir karıncaya girse dağdan büyük olur. Yani hayatın büyük üçü olmaz. Hayat nereye girdiyse şeytan. Evet, mantıklı. Evet, şey bir de söyle abim. Zihayat külli cüz'i abi. Şuraya zihayat cihetiyle zihayat cihetiyle doğru uyuyor çünkü. Veya zenginlik katıyor buna. Zişuur. Zişuur. Zişuur cihetiyle cismaniyet olarak. Olarak cismaniyet itibariyle. Cismaniyet itibariyle. Şimdi bu koyduk artık kenara dünkü şeydi. Şimdi burada akla girmemiştik. Kalsın demiştik. Şuur ise demiştik, ben de uyanan hislerim ve bendeki kazanımların olanlarla mevcudatın pencerelerinden bakarak meratib-i esmaların cemiydi demiştik. Şimdi akıl, şuurun yapısından sonra aklı söylüyoruz. Bu his ve şuurun cem edilmesiyle taakkulun imbiklerinden geçirilerek, yani his var ya his, hislerin ve şuurun bütünlüğünden, şöyle diyeyim, kainat makineye koyduk. Özünü aldık mı? Evet. Özünü aldık, his çıktı. Hisi makineye koyduk biraz da, ince tel makine. Bütün 18 bin alemin özü his. Hissi de daha ince bir makineye koyduk. Özünü aldık. Ne çıktı? Şuur.
Daha onun da makineye koyduk, özünü aldık. Ne çıktı? Akıl. Akıl. Ha, şimdi bu akıl, bu his ve şuurun, bu his ve şuurun, yani alt verisini biraz önce söyledim ya, o his, niye öyle bakıyorsunuz? Kainat süzüldü his, his süzüldü şuur, şuur süzüldü akıl. Tamam işte, kainat, his, şuur, bütünlüğüne özü işte akıl. Bu işte akıl. Onu yazalım abi. Öyle mi? O sıralamayı yazarsak gözümüze çarpsın. Tamam peki. Şu, en üstüne yazacağım. Şuraya yazayım. Şu enaniyet tuzlanmayı da mı? Olay mı? Yok yok şöyle yazarım. Böyle yazarım. Evet. Kainat. Kainat süzüldü. Ok yapın. Süzüldü. Hayat. Şöyle yapalım. Hayat. Hayat süzüldü. Ne? His. Hissi bak nasıl tanımlıyor ya. Bu kadar olur işte. Ne olduğunu artık. Hayatından süzülen ne? His denir. His. His süzüldü. Ne oldu? Şuur. Gördün mü? Şuur. O da süzüldü akıl. Bu da bu üçünden bu üçü süzüldü. Üçü mü şey mi? O zaman öyle yapın. Ya öyledir zaten. Yani şuuruz koysak buraya bu özün özün özü. Aynı şey olmuyor zaten. Aynı şey oluyor. Şuur da hepsini taşıyor. Evet. Tamam. Bak şimdi göstereyim ben. Siz beraber şey yapalım bak işi. Çünkü kalmasın işimize. Hayatı bulalım. Evet. Nasıl ki hayat bu kainattan süzülmüş bir hulasadır. Kainat süzüldü, hayat. Şuur ve his dahi hayattan süzülmüş hayatın bir hulasasıdır. Akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş. İkisi. Tamam. His dedik. Şuraya. His ve şuur süzülmüş. Ne? Akıl. İkisinden. İkisinden oluyor. Ay senin. Gitti. Gitti. Orada var sanki bir tane daha. O tamam. Mavi değil mi abi? Şu mavi ama çok ufak ya. Göremezsiniz ki. Burada üstünde mavi var abi. Oo iyiymiş abi. Oo iyi. Akıl. Üstünden daha kaldı. Tamam. Bir şey sorabilir miyim abi? Mesela akıl hayatta veya kainatta istidad olarak mı var abi? Yani süzüldükçe süzüldükçe mi şeye çıkıyor abi? Mesela şöyle söyleyeyim. Mesela Süleyman Aleyhisselam karıncayla konuşurken his yanıyla mı konuşmuş abi? Hisleriyle mi konuşmuş? Yani karıncada belki şuur yok. Var şuur var. Var mı? Karıncada şuur var. Usta da aynı söylüyor. Karıncada lematta diyor ki şuuru. Kuşlarında. Hayat dahi his ve halis bir cevher sahip müstakil zatıdır. Şey ve ruh dahi cevher ve sabit. Buraya kadar doğru ok. Şimdi şurayı böleyim ben. Ne okuyor? Hayat sözler değil mi? Lemalar, lemalar. Hayat şey hayat aslında bilir. Lemalar kaç? Bakayım. Sayfa kaçtı abi? Özür dilerim. Sayfa 336. Şimdi ondan sonra ruha giriyor. Tamam bizim alacağımız buydu. Şimdi bu aklı söylüyor. Bu alt aklı konuşurken alt veri tabanlarını görelim diye yazdım. Şimdi bunun üzerine bina edeceğiz. Şu açık olsun. İkide bir açmayayım. Oo burada da varmış ya mavi. Çalışıyor. Öyle mi?
Sen mi koydun? Şimdi koydum abi. Tamam, demek ki. Şimdi diyor ki bu akıl. Hasan abi, o bir öncesinde kainattan süzülmüş bir hülasadı hayat. Şuur, his dahi hayattan süzülmüş. Hayatı süzdüğünüzde şuur ve his çıkıyor aynı evet. anda. Evet. Niye ayrı ayrı yazdınız? Böyle his de şuurdan çıkıyor demiyor mu? Evet. Yanlış mı anlıyoruz? Hasan abi yanlış yazmış. Süzülmüş bir hülasadır. Bak şimdi bir tane daha süzülüyor. Şuur ve his dahi, evet evet doğru. O his ve şuur ikisi değilse bir, evet. biri birinden süzülüyor evet. çok çıkmıyor. Değil değil. Onu şöyle düzeltelim abi. Şunu düzelteyim tamam. Şöyle. İfadeyi okuyorum. Tamam tam anladım. Evet. Bizde şey olmuş o. Yanlış oldu. Hayat. Şimdi kainatı süzdük. Hayat. Hayat süzülmüş. Şuur. Bir, iki, çıkmış. Bakayım bu senin şey çalışıyor mu? Ne çıkmış? Hayatın his, hülasası, şuur. Şuur ve his. Oo bak kalem çalışıyor. Ama silinecek mi acaba? Hayat süzülmüş, his ve şuur çıkıyor. Tabii şüphelendim, zor silindi. Mesela şuna ne diyeceksin o zaman? Efendim? Akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş, şuurun bir hülasasıdır. O nasıl olacak? O biraz şey karıştırmış üstad. Aslında öyle değildi ya. Değildi. Nasıl çünkü yani? Bu icmal etti. Tafsili ileride anlatıyor hayatta. Ha, oraya bakalım. Tafsil geneliği yok. Hayatı okuman lazım ki konu dışı. Ha, tamam. Yani burada çekirdek evet. olarak evet. anlattı. Bu böyle değil aslında. Yok olma. Yani mantığa da uymuyor. Bir şeyi süzdüğün zaman bir şey çıkar. Evet. Bir, yok. Ya da farklı bir şekilde. Hayat bahsi. Ben onu buradaki tamam cümleyi söyleyeyim. Şey olabilir mi? O birinci şuur, ikinci şuur mevzusu olabilir mi? Bahsettiği. Yok. Kal, Kur'an şeyden cem ederseniz sizin ilk yaptığınız gibi olur. Yani bu şu metin alırsanız böyle. Bu metin bu. Ha, diğer de şuur hayatın ziyasıdır muhabbetine girersek de ilk dediğiniz gibi olur. Evet. Mesela 506 sözlerde histen de şuur çıkıyor. Öyle diyor. Öyle mi? Evet. Evet. Tabii tabii. Yani fakat ben buraya durayım şey yapayım diye. Şey yapayım. Tamam. Neyse atlayalım. Ha, tamam. Bir. Buraya atlayalım. Akıl önemli şimdi. Akıl bunlardan. Ha, akıl neydi onu yapayım. Akıl da akıl da bunlardan süzülmüş. Tamam. Ha, şimdi bize lazım olan bu akıldı. Şimdi bunu konuşacağız. Bu akıl, his ve şuurun cem edilmesiyle ne olmuş? Bak şimdi. Burada mıyız arkadaşlar? Evet, tamam. Bak şimdi. Burası şeye geldik. Aklın veri tabanı anladık. Kainat, hı hı. hayat, his ve şuur. Tamam mı abi? Hı hı. Bu akıl taakkule atılıyor. Taakkul. Taakkulun imbiklerinden geçiriliyor. Taakkul esif akıl yok. İmbiklerinden geçiriliyor. Tamam, geçirilerek. O taakkul buradan beslenen akıl, taakkul sistemdi. Vahiy bağlıyor. Vahiy ona geliyor ya. Bu kainat, hayat, his, şuurun bütünselliği olan akıl vahiy bağlandı. Vahiy böyle çanak anten akıl, vahiy uydu veriyor. Tamam mı? Haşa bu kelami ilahi evet. gelen fotonlar uydu haşa Cenab-ı Hakk'ın subutu sita zatı zat diyelim gelen kelam ilahi çanak anteni geldi bu geldi bu da onayladı itikat etti kabul etti bu imbiklerini dönüştürüyor değiştiriyor vahiy neyi değiştiriyor neyi etkiliyor hissini şuurunu hayatını değiştiriyor. Tamam. Bu nispet edilerek vahye bağlanarak
Ha, şimdi senin, burası çok önemli, burayı kaçırmayın, sonra yazarsınız. Bu çanak kanter taakul mu? Taakul. Şimdi buradaki akıl, veri tabanı kainattı. Kainattı, burayı kaçırmayın, kainattı. Hayattı, histi, şuurdu. Bu da aklın 33 mertebesinden, imbiklerinden geçti, boyandı mı? Evet. Böyle bir akıl, vahye muhatap oldu mu? Oldu. Onun bu aklı oynama, onaylamasından, ona, ama ne mertebe onayladı? 3, 5, 7. Bu onaylamasının adıdır aklın meratibi. Miraç abi. Dur orayı karıştırma, Miraç'a gitme hemen. Bir şey atlama, bunu çözelim. Tamam, doğru. Şimdi bu akıl meratibi bu. Allah Allah. Şimdi. Akıl onaylayan mı? Onaylanır. Muhatap oluyor, o onaylanıyor. Bak, mesela şöyle diyeyim. Ben seni geldim evine. Bir daha geldim. Beni onaylarsan ben de gelirim. Yani ben onaylayayım. Sen bana gelebilirsin. Herkes Allah der ama Allah seni onaylıyor mu? Şimdi vahiy seni bir daha çanak antenin adı taakul. Taakul sistemdir. Uydu haşa, Allah, kelam. Tamam mı? Kelam. Şimdi uydudan resim ve filmler gelmiyor mu? Sesler, resimler geliyor. Evet. Güneşte misal vereyim. Foton geliyor. Tamam mı abi? En güzel foton misali. Şimdi çanak antenin kalitesine vesaire girmiyoruz. Şimdi bu çanak anten sistemdir. Ama buradaki yazılım adı akıl. Tamam. Sistem, yazılım, taakul. Akıl ise bir birimdir. Gider, gelir. Sistemin dışında da olur. Akıl ufalır, büyür, küçülür, gider, gelir. Bak şimdi. Bu sistemin içerisinde bir başka bir yapı var. Yani esas buraya boyun. Akıl. Bu akıl nedir dedik? Bir, kainatın ve kainatın hulas, kainatın hulasası, hayatın hulasası, hissi hulasası, şuru hulasası. Dört tane şey macun mu? Tamam. Bu akıl, bu çanak anten sisteminde bulunuyor burada. Ve bu akıl 30 küsür tane sıfatı var. Niye tam şey veremiyorum? Akıl dersi bitmediği için. 30 küsür tane sıfatı var. Şu 30 bilmem ne kadar diyemiyorum şu anda. Ama 30'un üzerinde. Bu aklın 30 küsür tane sıfatlarından, sıfatları var, sıfatları. İdrak, hüşyar, muhakeme, zekavet, tamam mı? Şimdi bu sistemi, aklın içerisine bak. Taakul bir sistemde, onun içinde akıl. Onun içerisinde aklın sıfatları. Bak içinde. Bir daha. Çanak antenin içinde. Taakul sistemdi, içinde akıl var. Aklın içinde hüşyar, muhakkik, mudakik, idrak, efendim şuur, zekavet gibi 30 küsür tane imbikleri var. Yani yüksek fırın gibi böyle veya sizin ilaçlar gibi oradan alıyor, öfülüyor, çekiyor, volkum yapıyor, bilmem ne yapıyor. Aklın böyle. Aklın bu sistemi ne ile çalışıyor? Kainat. Onu hulasası hayat. Onun hulasası his, onun hulasası şuur. Ondan sonra vahiy geldi. Vahiy dedi ki bu akıl, elimde böyle bak. Tamam, kabul ediyorum seni. Bu sefer ben Allah'tan gelen vahiyi kabul etmemin adı itikattır. Tamam, vahiy geldi. Allah'tan gelen vahiy, aklım kabul ederse iman değil bu. Bunun adı itikattır. Sonra Allah da dedi ki Celle Celaluhu, sen vahimi onayladın, bir adım attın, itikat yaptın, itikat ettin. Allahça bu itikada verdiği bir cevap var. O cevabın adı imandır. Şunu ters çevirebilir miyim abi? Sonra. İmandır. Bu iman. Yani itikada verilen cevap
İman. İman. Şimdi bu akıl şeye uyduya muhatap oldu mu? O olması onaylanma derecesi aklın meratibi oluyor. Şimdi geç. Şimdi abi ben bu anlattıklarınızdan toparladığım zaman yani buraya bunu neden yazmışsınız abi? Onu sil işte. Yok bunu silmeyelim abi. Yani aslında bu neden yazıldığını ben ne dedik ki yani dersin gayet oraya soruyorsan çevirme o zaman. Yok abi başka bir şey göstereceğim ben abi. Şimdi bakın abi. Şimdi çok kısa Hasan abicim 3 şey okuyacağım abi. Bakın 1. Öyle tılsımlı bir anahtar olur ki bak akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar. Tamam mı Hasan abi? Bakın Hasan abi şöyle bir kum saati çizdik değil mi dün? Hı. Şuraya da şuur dedik. Aslında buraya Hasan abi buraya ene desek şuraya Hasan abi bu ene sanki öyle anlıyorum ki Hasan abi hayat his şuur ve akılı cem ediyor. Tamam mı Hasan abi? Şimdi burada Hasan abi sizin dediğiniz akıl yukarıdan ene ile Hasan abi kainatı görüyoruz. Şurada söylemişti ya Hasan abi hayatın ziyası olan şuur ile akıl ile bir insan kendi hanesindeki odalarda gezdiği gibi o zihayat kendi akleri avalim-i ulviyede ve ruhiyede ve cismaniyede gezer. Şimdi Hasan abi ene ile bunların bütünlüğü ile kainatı inceliyor, fark ediyor. Akıl mertebe-i insaniyete çıktığı vakit yukarılara açılıyor. Hasan abi. Yani ne oluyor biliyor musun Hasan abi? Şunu söylüyordu bakın. Diyor ki ene de ne diyor Hasan abi? O ene mahiyetinin bilinmesiyle o garip muamma, o acip tılsım olan ene açılır ve kainatın tılsımını ve alemi vücubun künuzunu dahi açar. Evet. Burada o değil Gafur. Şimdi Hasan abi söylemek istediğim ne biliyor musunuz? Bu o değil. Bu o değil. Niçin? Değil mi? Yok. 506'yı okuyor zaten. Salih ya. O alemler bizim alemimize gelince bizim akıl bu akıl ve şeyimiz ruhumuz o alemleri alemimizde açıldı ya onları geziyor. Ene bunun daha arkasına kardeş. Yok yok. Belki sistem olarak Hasan abi aynı. Yani bir bu güçle Hasan abi karşıyı çözüyor. Bu güçle bir karşıyı çözüyor. Bir de bu güç bölünerek kendi kendini, kendi mahiyetini açıyor. Ene de olduğu gibi demek istedim Hasan abi. Ene tabii ene üstüm diyor. Mesela hayat ziyası olan şuur, akıl ile bir insan kendi hanesinde şuurla dolaşıyor evinde. Peki o zihayat da akıl ile. Ustad aklı koydu. Ene demiyor. Salih. Yok yok tamam ha. Bölündüğü zaman. Avali mürbiyede, ruhiyede, cismiyede geziyor. Ne yapıyor lan? O zihayat, o ziyaret, o alemler misafir gitti bu. O alemlerde bize geldiği zaman mirat-ı ruhuna misafir olup irtisam ve temessülleri geliyorlar. Hasan abicim özür dilerim. Lütfen bir daha tekrar edeyim. Ben belki izah edemiyorum. Bakın o bütünlükle vacib-ül vücuda doğru açılıyor. Hasan abi. Hangi bütünlükle? Ene. Bakın hı. Hayat, his, şuur ve akıl ile. Hı. Ene burada yok ki. Niye? Yok yok. Yani şimdi yani bakın o bütünlük sanki ene bu daha şeyi götürüyor. Şunu anladım. Bak dedi ki kainat. Anladım da abi. Hulas. Yani, şimdi mesela o zaman konu çok dağılırsa. Hayır. Konu çok dağıtmayacağız. Ama mesela buraya getirdik. Bir de enenin kendi kendine açılması var. Onu akıl yapıyor işte. Yani aklın mertebe-i insaniyete çıkması enenin mahiyetinin de çözülmesi manasını taşıyor Hasan abi. Evet. Bir manada. Mahiyeti çözülebilir. Evet doğru. Ben devam edeyim. Akıl bunu dedik. Şuur dedik. Şimdi geçiyoruz.
esas bu altyapılar bitti. Dersimizin buraya nasıl gelmiştik? Şuradan gelmiştik. Şimdi bugünkü ders buradan sonra başlıyor. Bu buraya kadar dünküydü. Şuur, bu makamda şuur, artık ondan geçtik. Foton gibi dedik. Bunu da geçiyoruz, geçiyoruz. Şimdi şuur karşıyı açar, anlamlandırır, kıblesine koyar, ereğiyle, hakikatiyle düşünür. Kafir ise küfrüyle düşünür ki onun da şuuru var. Şuurlu kafir ya. Onda da şuur var. Kafir örtendi. Acayip bir şey. Yani karşıyı, iman karşının üzerini açarken kafir karşının üzerine habire örtüyor. Şuuruyla örtüyor. Şuuruyla. Devamlı örtüyor. Osman burayı anladın mı abi? Yok sen bak onu yap. Yeri bulacağım da şunu. Şu yeri 506. Mesela karşıyı açıyorsun. Açıyorsun, açıyorsun. Bu iman. O zaman arkasındaki, zahirdeki çirkinlikler batınındaki güzellikleri görmene vesile oluyor. Kaldırınca, aa bu ne kadar kötü. Bir bakıyorsun şehit. O makamı mesela biz görmediğimiz için zahirine üzülüyoruz. Eğer bu adamın batın tarafını görseydik 5-10 dakika o haliyle, o zulme uğramasıyla, sıkıntısıyla bu veliliği kazandı. Ama biz arkasını görseydik veliliğini, ama bu sıkıntıyla kazandığını, elhamdülillah 100.000 şükür diyecektik. Arkayı görmeyince zahiri kıyas edecek bir şeyimiz olmadığından zulüm zannediyoruz. İşte en küçük ziyayatta hayat böyle tesirini gösterirse, yani arı, yani karınca, arı bütün dağla, herkesle alakadar ama dağ bulunduğu yerle alakadar hayat girdiği için. Diyor ki işte diyor küçük bir zayiat olan arı hayat ile böyle tesirini gösterirse elbette hayat tabakayı insani olan, bak arıya çıktı, hayvan mertebesine çıktı bir kere, bunlar hayatta yaratılmış bunlar camidar. Bir üstü nebatat, hayatın içerisindeki kalite. Hayatın bir üst kalitesi, mısır gibi patlatalım böyle. Yani koç şey gibi, ustanın dediği gibi, gül goncası gibi. Bir kılıf, bir kılıf daha, bir kılıf, bir kılıf daha. Hayat, Cenab-ı Hakk'ın subuti sıfattan bir patladı, bu camidat oldu. Yani bu katı şeyler. Bir daha patladı, yani çekirdek patladığı zaman tomurcuk oluyor, filiz oluyor, gövde oluyor, dal oluyor, yaprak oluyor, çiçek oluyor, meyve oluyor, oluyor da oluyor. İnsanın sanatını misal vermiştik, öyle bir şey yok. İnsan sanatında ekleme yapıyor. Blok, motor, crank milli şunu bunu ekliyor. Dışarıdan ekleyerek motor oluyor. Gömlek oluyor, araba oluyor. Allah'ın sanatında ise çekirdekte patladı, içeriden patlıyor. Çekirdek patladı, tomurcuk çıktı, patladı, filiz oldu, patladı, gövde oldu, patladı, dal budak, böyle çıkıyor. Şimdi hayat bir patladı, camidat oldu. Bir patladı, nebatat oldu. Bir patladı, hayvanat oldu. Bir yere gitmiyor yani, anlıyor musunuz? Buna Big Bang demişler işte. Buna bir patladı, şu oldu. Sonra bir patladı, hayvan oldu, hayvanat hayatı. Bir patladı, ruhaniyat oldu. Bir patladı, cinler oldu. Bir patladı, melekler oldu. Bir de patladı, insan oldu. Şimdi bu insan olma, hayatın patlaması işte. İşte diyor bu küçük ziyarette hayat, yani arıda tesirini böyle gösterirse elbette hayat tabakayı insani olan patlamasını anladık değil mi? Hı hı. Buraya insani olan en yüksek mertebeye çıktıkça, yani patlaması buraya kadar gelirse, insan öyle bir imbisat, öyle bir inkişaf, öyle bir tenevvül eder ki, üç tane şey, imbisat, inkişaf, tenevvül. İşte bunu yerine koyacağız. Bu hayat
İmbisat ediyor, inkişaf ediyor, tenevvür ediyor. Evet. Hayat tabakat insaniye çıktıkça. Çıkınca bak tabaka insani bu. Hayat bu. Tabaka insani bu. Kainattan sonra Hasan abi imbisat başlıyor diye bir şey söylemiştiniz sanki değil mi abi? Evet başlıyor bak şimdi. Bu hayat patladı, camidat oldu. Çıktım bak. Nebatat oldu. Hayvanat oldu. Reyanat oldum. Cinler oldu. Melekler oldum. İnsana çıktı bu hayat. Çıkınca ne oluyor? Bu hayatta imbisat oluyor, inkişaf oluyor, tenevvür oluyor. Şimdi bu inkişaf, imbisat, tenevvür kime ait olacak? Akıl mı, kalp mı, ruh mu? İşte buraya çıkınca ne oldu? Akıl artık vahye de tamamen emiyor. Kalp harita oluyor. İşte geçti burada vardı harita, rüzname. O hale geliyor yani. Yani oraya çıktığı zaman bir de çevireyim abi işte. Şöyle çok güzel çarptı. Ha bu oluyor. Evet. Şimdi bakın. Tamam. Oynamasın çarpı yeter. O çıktığı zaman ne olur? Bir, imbisat, inkişaf, tenevvür edince insanın mahiyeti, hakikati kainata rüzlama olur. Hassasiyet olur. Oradaki hassasiyet insanda da ceyran ediyor. Mizan oluyor. Nümine oluyor. Harita oluyor. Filist oluyor, mikyas oluyor. Bu hale geliyor. İşte benim az önce söylediğim şey buydu. Sonra hayatın nihayetsiz meratipleri var. Bütün mevcudat ve 18 bin alem hep hayattan yaratılmış. 18 bin alem. Şimdi burada sayfa çekmedim değil mi? Size göndermiş. Sözler 535'te bak. Bunu nereye bağlıyor? Şimdi şeyin peşine düştük. İmbisat, inkişaf, tenevvür neyin nesidir? Onun peşine düştüm bunlar şimdi. İmbisat, inkişaf, tenevvür. Şimdi diyor ki Ene'de senin meseleye geldi Gafur. Gök, zemin, dağ tahammülünde çekindiği korktu emanetin. Gök diyor, zemin diyor, dağ diyor. Gök Risale'de ruhun yüceliği, ulviliği. Zemine arş, kalp, küre-i arz. Zemin aynı mesabede kullanıyor. Göğe ruh, zemine kalp, dağ dima deniliyor. O zaman yukarıdaki sisteme benziyor burası diye. İmbisat ediyor. Yani imbisat yükselmek anlamında. Bu ruha denk geliyor. Hayat tabaka insaniye gelince ruhu imbisat ediyor. Kalbi inkişaf ediyor. Yani mesela şöyle. Neyse. Şöyle kalp, şöyle okyanusta dur. Bir yukarısı var. Bir genişliği var. Bir derinliği var. Tamam, derinliği var. Şimdi oku atarsak, noktada noktaya giderse buna inkişaf denilir. İmbisat ise sesin mesela yayılması gibi her tarafı kaplıyor. Ruh böyle sıyrılıp gider. İnkişaf ise şurada harita var ya harita. Ha şurada. Nerede harita? Ha şu. Ben ilk önce çok zorlandım bunda Osman. Ya dedim imbisatla inkişaf, kalple ruh çözemedim. Çok zor.
Yani lugata, zahire bakarsan inbisat kalbe benziyor. İnkişaf ruha benziyor. Ama gerçi sıralama yapmış. Dedim metne sadık kalayım. Sonra baktım ki, bir daha söylüyorum. Oku çekiyorum. Fırlattım noktadan noktaya inkişaf. Sesim de inkişaf ediyor. Hani gidiyor ama ok gibi değil. Kucaklayarak gidiyor. Buna inbisat, genişlemek demek. Genişledikçe gidiyor. Peki ne ortaya çıkıyor? Harita çıkıyor. Allah Allah. Hasan abi. Ben... Harita çıkıyor genişleyerek. Onu bitireyim. Tamam bitirin. Yani karıştıracağım ama ben bitirmeden şunu söyleyeyim ya. Evet. Şimdi inkişaf, inbisat ve tenevvür diyorsunuz ya. Şimdi mesela bunun karşılığını inkişafa Hasan abi arş-ı azam. İnbisata da arş dersek o zaman tenevvür de levh-i mahfuzun karşılığı mı oluyor abi? Öyle oluyor. Derinlik dima. Derin. Derin, tamam mı? Yani o dalacaksın, Adem'den vücuda çıkartacaksın. Dağla derin nasıl olacak? Olmuyor mu? He? Dağ ve derin. Dağ derin yani böyle dağın tepesine şey değil. Derin olmasının sebebi bu Kur'an'a muhatap olması. Dağ dima kullanıyor ya külliyatta. Bu bizim tespit değil. Hı hı. Mesela dağ, mağara bunlar dinde semboldür, simgedir. Mesela Musa Aleyhisselam'a dağ tecelli etti Cenab-ı Hak. Peygamberimiz Aleyhisselam vahiy Hira'da geldi. Hira dağlarına geldi. Sina dağlarına geldi İsa Musa Aleyhisselam'a. Dağlar dima simgeliyor. Yok dimalla da derin. Ha derinlik şu. Derinlik o mesafesi değil. Yani o varılması, kavranması adına. Abi, onu Osman'ın o 24 Hicri mektubu anlattığı derste şöyle bir tefekkürümüz olmuştu. Şimdi derin diyen insan tepeden bakıyordur abi. Derin der. Tamam mı abi? Yüksek diyen insan aşağıdan bakıyordur. Yüksek diyordur. Hı hı. Geniş diyen insan abi hepsinin dışından bakıyordur. Evet. Tamamını kuşatıyordur. Doğru. Doğru. Yani insanın o derinliği vahinin baktığı nokta vahinin bu akıl ya. Evet. Baktığı uydudaki şeye bakıyor derinlik. Evet. Muhatabiyet mertebesi. Şimdi bunların inbisat ruha, inkişaf kalbe, tenevvür Kur'an'la dimadır. Bunların cemül cemi hayattır. Bunların hep konuştuğum şey hayattır. Hayatta her şey birbirine nihayetsiz uzaklık iken, gözükürken, mesela diyelim ki iman ve küfür, cansız bir şeyle benim hislerim ne kadar farklı. Zahirde birbirine nihayetsiz uzak ile canlı ile cansız ama hayat noktasında bu da hayattan yaratılmış, benim hayat da hayattan yaratılmış. O noktadan bakınca nihayetsiz uzaklık, nihayetsiz yakın oluyor. Hayatta her şey birbirinden nihayetsiz uzaklıkla gayet derece yakınlık var. Bu akrebiyetin sırrıdır işte. Yani mesela buza su ne kadar yakın? Sonsuz yakın. Buna akrebiyet deniliyor. Ama buzun suya uzaklığı kurbiyet deniliyor. Ustadın misali, güneş bize akrebiyettir. Yani bizi meydana getiriyor. Güneşte işte çalışıyoruz. Güneşte odun, etler mesela eti yaktığımız zaman eti çıkan ısı, ışık. Yani o şeydir. Güneşten mesela bir odun yaktığımız zaman %97-98 ısı ışık çıkıyor. Çok az çıkıyor, %1 kül çıkar. Bir de işte havanın nem vesairesi. Çok az çıkıyor ama çoğunlukla nesi çıkıyor? %95'in üzerinde teferruat olmasa güneş çıkıyor. Güneş bak bizi meydana getiriyor. Biz ne kadar uzağız ondan? 150 milyon kilometre. Ha, bizim güneşe olan mesafeye kurbiyet, güneşin bize olan yakınına akrebiyet deniliyor. Zahirde
ben canlıyım, bu cansız. Zahirde nihayetsiz sonsuz mesafe var. Ama bu da ben de benim hayatımda, bunun varlığı da hayatla yaratıldığı için arka tarafta nihayetsiz yakındır. İşte hayat bir insanda meratipleri, hayat meratipleri insanda inkişaf ederse arkadaşlar, o hayatla yaratılan o alemler çok uzak zannettiğin arş, cennet, cehennem, kürs, lef-i mahve, ispat, ne kadar uzak değil mi? Oho. Hepsi sende ortaya çıkacağını göreceksin, patlayacak. Yani zahirde uzaklık, hakikatta o nispeti yakınlıktır. Madem bu 18 bin alem, kainat, hayattan yaratılmış, bu kainatı yaratan hayat, hayatta yapılmış, benim içime konmuş mu? Ha, ben de komprim, ilaç gibi, çekirdeği, ağacın çekirdeği gibi, bu 18 bin alemin yapısı olan hayat, bende çekirdektir. Kainatta ağaçtır, kısacası. Patlaması için ne yapmak lazım? Ha, patlatacağız işte. Patlamaz. Mesela onu ne ile yaparsın diye merak ettim. İlimle yapamazsınız. Namazla yapamazsınız. Bunu patlatmayı, bunu yapamazsınız. Ancak ilimle, namazla, derslerle, sohbetlerle şey yaparsınız, genişlettirirsiniz. Çekirdeği amelle yapamazsınız. İbadetle yapamazsınız. Çekirdek la ilahe ile yapılır. Genişlemesi illallah ile olur. Yani terk ve tecerrüt. Küfrü terk edersek imanı buluruz. İmandan sonra küfür olmuyor. Küfrü terk edince iman oluyor. İşaret icazına söylüyor. Günahı terk ederek takva oluyor. Demek ki birincisi terk. Onu bulmak için kendini terk. İmanı bulmak için küfrü terk. Takvayı bulmak için haramları terk. İlk önce la ilahe, sonra illallah. Patladı. Ama diyelim ki bunu genişleteceğiz. Ona örnek veriyorum. Hatay'da hep örneği veriyorum. Yarım kilo kara bekirli narı var. Deli bekirli narı var böyle. Kara Mehmet narı var. İki cins. Kara Mehmet, deli bekirli diye. Ben onu Hacı Bekirli yaptım. Yarım kilo en az nar oluyor böyle. Bak şimdi örneğim çarpıcı olsun diye. Ben bunu Kırıkhan'da, Hatay'dan aldım fidanını. Rize'ye götürdüm. Diktim. Tamam. Bu Rize'ye ağacı diktim, ağaç oldu. Bu ne? Patlattım. Orada diktim, tuttu. Ama meyve vermesi, genişlemesi illallah ile olacaktı. O diş şartlar, sıcaklık, coğrafi durum, nem, denizden gelen rüzgarlar vesaire. Baktım ki Rize'de ağaç oldu ama genişlemedi. Yani meyve vermedi. Meyve bu kadar bir şey oldu. Ama patlattım. O ağaç hayatiyetini buldu, ağaç oldu. Ama tekamül etmedi. Kemal bulmadı, meyve vermedi. Benim ağacı oraya getirmek, getirmemeyi terk ettim, getirdim. Getirmemeyi terk ettim, ağacı diktim. Ölmesini terk etti, hayat buldu. Yok olmayı terk etti, vücut buldu ağaç. Tamam, bu la ilahe. Bütün bu faaliyetlerim la ilahe. Genişlemesi ise ibadettir, ameldir, takvadır, gayrettir. İşte bu, işte bu çalışmalarımızdır. İllallah bu. İllallah. Şimdi diyor ki, zahirde işte savaş var, insanlar ölüyor, şöyle oluyor. Ya acayip fakir, zengin. Bak şimdi zahirde. Kadın, erkek, hayvan, kalem, ben mesela en çok ben bunları acıyorum ama şuur olmadığı için rahatlıyorum yani. Bu ezeli ve ebedi olarak kalem olduğunu bilmeyecek, bilmeyecek. Yani bilmiyor. Yani o noktada acıyorum yani. Ben kendimi bazen böyle taş kabul ediyorum. Böyle taş oluyorum, toprak oluyorum. Var olduğumu yok. Ya var değilim. Ne acayip bir şey ya. Var değilim. İşte savaştır, şunlar bunlar, bu zahirde hayatın vitrindeki durumu ama arkası böyle değil.
Mesela şehit ölmedi mi? Öldü. Ama Allah diyor ki öldüysen cenazesini kıl. Tamam. Helalleşin yapın. Merasimini yapın. Ama cenazesini kıldığına göre ölmüştür de ölmeyenin şimdi bir dalın cenazesi kılınır mı? Kılınmaz. Ölenin kırılır. Bana diyor ki cenazesini kıl. Helalını al. Muamelesini yap. Kabirde telkinini yap. Bana diyor ki ama itikadın şu olsun. Bu ölmedi. Benim psikolojimi düşün. Cenazesini kıldığım adamın ölmediğine inanıyorum. Ne demek? Zahir öldü, batın ölmedi. Anladık. Zahir öldü. Ha, zahirde gözüken savaşlar vesaire şu sıkıntılar öldü. Batın da ölmedi. Suret aldatır, zahir aldatır. Boyut değiştirdi. Evet. Hayatta her şey birbirine nihayetsiz uzaklık ama gayet derecede yakınlık var. Bu akrebet sırrıdır. İnsan bunu kendi aleminde fikreder, hisseder, mahseder, meratibine kadar çıkar. Hayat gül goncası gibi imbisat, inkişaf ve tenevvür eder. Tavus kuşu gibi, tavus var ya. Yani böyle bir kapatırsın. Tavuk normal bir tavuk, kuş. Bir açar arkadaşlar, bir harita yap, acayip eder, tenevür eder. Hani ya, çekirdeği görünce hemen hep deriz ya, bu neyin, kimin çekirdeği? Çekirdek, maydanozun çekirdeğiyle, diyelim ki havucun çekirdeği, şunlar birbirine benzeyen çekirdekler var, kimyacısın bilirsin. Deriz ki, Murat, bu neyin çekirdeği, bu neyin çekirdeği? Peki, ama araç olduktan sonra... Diyor musun ki bir tanesi meyve verdi, bir tanesi işte astı böyle havuç gibi, ne bileyim, portakal gibi veya marul gibi. Karpuz gibi. Karpuza bak, marula bak. Ve elmaya bak. Marul çok antika. Açtı. Patladı da patladı da patladı. Böyle bir şey. Ha, zahirde dersin ki bu neyin çekirdi? Ama bir kuvve olduğunsa, bir fiil oldu mu? Ha, bu budur. İnsan da bu soruyu sormaz mı? Yani bu soruyu sormaz mı? Yani insan peki neyin böyle çekirdeği kendisine sormaz mı? Ben neyin çekirdeğiyim? Her şey burada dürülmüş. Hiçbir şeye benzemiyorum kainata. Bu soruyu soruyor. Neyle? Şunu soruyor. Lemalar 336'da işte bu açık yerde diyor ki evet nasıl ki hayat... Bende hayat var ama dürülmüş. Mama dünyanın merkezindeki o korkunç şey şey gibi, yakıt gibi sıkışmış, dürülmüş yani. Veya ustadın misaliyle çınar ağacının çekirdekle dürülmesi, güneşin fotona dönüşmesi, tanecik. İnsanın komplesi DNA'ya dönüşmesi gibi bak şimdi. Evet nasıl ki hayat bu kainattan süzülmüş bir hulasadır. Tamam. Ve şuur, his dahi hayattan süzülmüş hayatın bir hulasasıdır. Akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş şuurun bir hulasasıdır. Ve ruh dahi süzülme yok ruhta. Hayatın halis ve safi bir cevheri bir. İki sabit, iki müstakil zatıdır. Ruh ile hayat ilişkisi de böyle. Yani hayattan aldı ruha getirdim yani. Evet. Ama ruh hiçbir şeyin hulasası değil. Cevher. Cevherdir. Yani cevher, sabit ve müstakil bir cevher. Ruh hayattan daha cami ve küllidir. Biraz önce hayatı konuşuyorduk. Yani tersten bakarsanız ruh tezahür etti. Bu şekilde gözüktü. Ruh patladı. Ruh patlarsa tersten giderse. Evet. Zihayattır. Zişurdur. Kanun emrucu dariç. Cevher olduğu için. Hani şimdiye kadar ruhun dört sıfatından bir tanesi hayatını konuşuyordu. Peki ruhun bir sıfatı da nedir? Akıl. Zihayattır. Zişurdur. Zişur deyince akıl. Ruha bak. Cevheriyete bak. Merkeziyete bak. Zihayattır. Kainatı Allah neyle yarattı? Yani Allah var iken taş, toprak, domuz, yılan, şeyler, alemler yoktu. Allah hayatla
kudretiyle hayatı kullanarak yaptı, iradesiyle karar verdi, ilimle proje çizdi. Kullandığı malzeme hayat, zihayat, ruha bak şimdi, zişuur, kaina hayatın hulasasının şeyi, zişuur. Kanun emr, kainatın yazılımı, vücud harici, sureti bile, zahirisi bile ruhta. Ruh bunların dördünün cemi. Biraz önce gösterdik burada. Allah Allah. Böyle bir şey. Ruh sanki böyle acayip bir şey oldu ya. Şimdi hep konuştuğumuz şeye bak. Acayip şu anda. Bak şimdi çevirirsem değer buna. Gösterelim onu. İnşallah sıkıntı olmaz bu da. Hop. Güzel. Ha. Evet. Zihayat. Şimdi kadar bunu konuşuyorduk. Demek ki konuştuğumuz ruhun bir sıfatı, alt verisi bir tane. Bu kendisi değil bu daha. Sonra şuur konuştuk. Kanun emri nedir? Yazılımdır. Bu da normal sureti zahirde. Yani onu da kendi içinde sıralayabilsek, ruhun ilk şeyi kanun emri tarafı var. Vücudu harici sona atalım. Sona, evet. Araya zihşuuru ve zihayatı koyalım. Ha şey, ağacı uygularsak mı? Gibi. Zihayat yapalım. Devamı zihşuur. Yapalım mı peki? Yani hani biz burada ne konuştuk? Yani sıralama şimdi öyle oluyor işte. Ha? Yani kanuni emri, zihayat, zihşuur, vücudu harici. Ben yapayım. Yapalım. Kafamıza vuran yok. Sileriz. Şimdi ağacı hayal edin. Ona göre ama. Yani bizim bu okuduğumuz yerde bu hayat, his, şuur, akıl şeklinde açılımını anlatıyor. Hı-hı. Sonuçta bir vücuda şimdi, ağırlık var. Şimdi sureti, varlığı nedir? Zahirde. Vücut harici. Yani kainatın bir vücut haricisi var. Sureti bu. Vücudu haricidir. Harici vücudu var yani. Evet. Peki burada bu ağacın yani zahir ismine. Zahir ismine. Hayır. İsmine. Tamam. Şimdi ama bir de bunun yazılımı var. Vücudun zahirisi olunca o ikisi ayrılmaz birbirinden. Kanun-ı emridir. Emridir. Ahir. Hayır. Batın ismine. Ya batın ya evvel diyeceğim. Çünkü ağacı şey hayal et. Tamam doğru. Şimdi bu biraz da içeri giriyor. Evvel ahir yapacağız. Anladım. Hayat nedir hayat? Hayat. Ahirdir değil mi? Hem evvelde hem ahirdir abi. Ama işte o zaman akla bakalım herkeste olmuyor. Bu en son olduğu için hayat... En son olduğu için en ahir. Ahirdir. Ne ismine? Ahir ismine işte. Ahir ismine ya. Tamam. Akıl işte. Burada da... Şuur. Zişuur. Akıl diyelim, şuur içinde. Şuur. Bu da evvel. Evvel yani düşünmek, planlamak şeyden gelsin. Yani illa şey yapmaya çalışıyoruz ama. Sırada şöyleydi ya, kainattı, süzüldü hayattı. Süzüldü his ve şuurdu, süzüldü akıldı ya. Hayat önce olacak. Hayat evvel olmak lazım. Bak dışta. Bak hayat dışarıda. Kainattan süzdün hayat. Yani bu uyuyor diyor. Ondan mesela bak. Şuur, uyuyor diye söylüyor. Bak kainat süzüldü. Tamam. Ne çıktı? Öze doğru gidiyor. Hayat çıktı abi. Hayat çıktı. O da süzüldü. Akıl çıktı. His şuur çıktı. O da süzüldü. Kanun hep vücut hariç. Ters oldu. Öyle olmadı. Bu böyle oldu. Vücut harici süzüldü. Tam. Evet. O yazma sıranız evvel ahir zahir batın sınavması ya, öyle düşünmeyin abi. Yani ben şey demek istedim. Hayat ahirdir. Niye? Kainattan süzülmüştür. En dış tarafında ifade ettik. Vücut harici tarafına bakıyor. Tamam bakın. Vücut haricisi sonu oluyor. Yani zahir, görünen. Bu şöyle değil. Aha şimdi şöyle. Meyve ahir ismine, evvel ismine çekirdek. Yani nedir o? Akıl neyi tazamın ediyordu? İleriki derslerimizde göreceğiz. Ben çalıştığım için söylüyorum. Akıl, ilim, irade, kudret, hayatı tazamın ediyor. Aslında abiciğim. Şöyle de desek nasıl olur? Çok özür dilerim. Ben söyleyeyim. Ben söyleyeyim. Ben söyleyeyim lütfen. Buzu kaldırdığınız zaman su kalır mı? Kalır. Ama suyu kaldırdığınız zaman buz kalmaz.
Evet. Şimdi o nazarla bakarsanız bakalım. Hayatı kaldırdığınız zaman akıl kalır mı abi? Hayatı kaldırırsan akıl kalmaz. O zaman evvel hayattır abi. Ya bakmana göre ama bak kain şöyle düşünsek abi. Ama kafirin hayatı var mı? Var. Aklı var mı? Yok. Yok, zekaveti var. Tamam olsun. Baktım. Değiştirmiyor ki bu. Ha, o zaman bu cevher itibariyle yani şurada biraz şey çıkıyor. Şöyle düşünsek şimdi kainat süzüldü. Hayat. Şimdi vücuda harici kainat deseniz. Şuraya kainat diyelim, dur. Tamam, yazayım. Ondan süzüldü. Dur. Aşağı, evvelahir, ruh. Şuraya yazayım abi. Zihayet. Şuraya kainat diyelim. Kainat. Buna kainat deseniz. Tamam, doğru. Ondan süzüldü hayat. Bak şey, en altı yok. Düz gitmeyin, yani işle. Aşağıda zihayat dediniz ya. Hayat. Yazma sıranıza göre, bunun bir sıralaması yok. Tamam. Sonra ondan süzüldü. His ve şuur, kanun emri bence oluyor bu şeyde. Kanun emri. His. His olarak yazın kanun abi. Kanun emri diyeyim şuna. Yani ve sonra da akıl çıkıyor. Akıl. Ya da his şuuru şeye yazıyorsun. Tam zorlama şey. Akıl dediniz de ondan oldu. Zih şuur olacak aslında orası. Bunu bence bu kadar parçalamayalım Hasan abi. Daha kıymet verecek şekilde daha geniş zamanda şey yapalım. Çünkü namazı, cuma namazına biraz. Ne kadar var? Yarım saatten bir saat, fazla var abi. Bir saat var ya. Şey. Tam 50-45 dakika falan var. Siz bana böyle şöyle bir 20 dakika yapalım keselim. Şu sayfayı bitirelim şu yüzü. Şunun şeyi yarısına kadar. O zaman madem 20 dakika daha yapacağız abi, ben size şunu sorabilir miyim? Sorma daha. Yok abi, yok. Şunu çok basit bir şey abi. Mesela şunu ben yazayım mı kenara? Yaz abi. Onu yazın. O sorarken yaz. Böyle bir şey yap ki karıştırmadan. Hasan abi, kül cüz demiştik arkada. Külli cüz'i demiştik. Bir de rububiyet demiştik. Tamam mı? Bunları abi sıralayacak olursak inkişaf, inbisat, inkişaf ve tenevvür olarak. Çünkü tenevvürü anlamadım da ben alemimde ona bir şekil kazandırmaya çalışıyorum. Nurlanmak demek. O cismaniyet midir acaba? Cismaniyet. Cismaniyete denk geliyor. Tabii cismaniyet o. O kesin. O zaman kül cüz dediğimiz zaman inbisat mı oluyor abi? İnbisat oluyor. Evet. Mesela şöyle düşün bak. Kül ve cüz çok çok önemli. Evet. Karaciğer, böbrek. Hı-hı. Karaciğer cüzdür. Evet. Dalak cüzdür. Evet abi. Böbrek cüzdür. Mide cüzdür. Hı-hı. Ama hepsini toplarsan insan bu parçaları da insan o. İnsan küldür. Evet. Ama insan tırnağındaki hücrede, gözünün hücresinde DNA'sında insan var. Her bir hücrede insan olmasına cüz'i de var. Tamam. Ama bu cüz'ülerin toplamı var. İşte inbisat oluyor bu abi. Evet. Bu inbisat oluyor. İnbisat oluyor. Bu ne yazdı? Kainat, vücud harici. Tamam. Hayat, ziyaret. Doğru. His ve şuur, zişur. Doğru. Akıl, çok antika ya. Yapmıştı. Bunu da şimdi zahir. Bu çözdü yani. Bir şey sormadı değil, çözdü. Evet, evet. Böyle oluyor. Şimdi kainat, vücud harici. Tamam. Zahir. Hayat, hayat, zihayat. His ve şuur, zişur. Ruhun dört sıfatı ya bunlar. Tamam. Kanun emri akıl oluyor. Kanun emri akıl mı oluyor? O kaldı, olur. Tamam. Evet. Kanun emri diyebilirsin, daha çok evet. İçti. Daha içi. Tamam, şeyini yaz o zaman. Zahir evvel batın yaz. Hayata batın yaz. Şimdi hayat... Evet, şuur. Batın. Öyle mi dedik şimdi, ona da uyalım. Bak, kanun emri batın yazmıştın az önce ama... Batın dediniz. Evet. Batın öyle demedim ya. Dersen öyle yapacağım bakayım. Kanun emre batın dediniz. Ona uymaya çalıştım ben şimdi. Hayata ahir diyeceğiz. İşte hayat ahir olmuyor. Nereden baktığına bağlı. Şuna bu sefer zahir batın. Ya şu formül çok güzel. Birini kaldırdığın zaman öbürü kalıyor mu? Ama o cevherlikte... Akıllı kaldırdığın zaman hayat kalıyor. O cevherlikte... Geride. Yani şunu tartışabiliriz ama şurası da zaten şeye uyuyor. Yani metnin şeyine uyuyor. Ama bu konumuz olmadığı için biraz geçelim. Evet, tamam. Konumuz bu değil. Biz Fakir'in evinden buna geçtik. Ruh hayattan daha cami ve külli. Hayatın tabaka insaniye mertebesi demek. Allahu alem ne demek? Bir dakika.
hayat, tabaka insaniye demek şuraya, şu şuradan. Ne demek? Ruh, kalp ve dimağın bütünselliğinden ortaya çıkan inbisat, inkişaf ve tenevvür nispetinde o insan hayatı tabaka insanesi gelmiş demektir. Yani insanın ruhu, insanın kalbi, insanın akli, üçü. Bak bunu kaçırmayın. Aşağıda yukarı gideyim isterseniz. Siz zaten bunu akıl, cevabı vermişsiniz aslında. He? Az önceki sorunun cevabını burada vermişsiniz aslında. Evet, değil mi? Akıl, kalp, ruh bütünlüğü tabaka-i insaniyeye hayat çıktığını gösteriyor. O nispette. Yani akıl, kalbimiz, ruhumuz ne kadar beraber çalışıyor? Bütün. Bütünlüğünde işte hayat tabaka-i insaniye çıktığı o zaman oluyor. Tabaka-i insaniye gelmiş demektir. Ama tabii derece derece. Buradadır, buradadır. Peki nasıl anlayacağız abi? Yani işte mesela aklın, kalbin, ruhun birbirine zıt olmuyor. Mesela yalanlamıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Miracı için diyor ki mesela öyle itikat ettik değil mi o alemleri? Yani nasıl itikat etti? Şimdi Allah Resulü'nün itikadını seyredelim. Miracı gittiği zaman arşı, kürsü, cennet, cehennem, Cebrail herkesi görüyor. Biz görsek ne yaparız? Ay, cehenneme bak, Allah Allah, şu cennete bak deriz ya. Allah Resulü öyle iman etti, itikat etti ki kalbi yalanlamadı, gözü yanılmadı. Şu demek, gördüğünde şaşırmadı. Öyle iman etmiş ki gördüğü gibi. Öyle iman etmiş ki girdiği gibi. Öyle iman etmişti ki anladığı gibi. Hiç diyor kalbi yalanlamadı, gözü yanılmadı. Yani anlıyor musun? Şimdi mesela biz bazen vicdanımızla nefsimiz çatışmıyor. Mesela bir misal vereyim. Soğanı vurduk. Sofradayız. Tamam mı? Bak şimdi. Soğanı vurduk. Soğan ikiye ayrıldı mı abi? Anadolu'da kesmezler gazı uçsun diye. Vururlar. Vurunca mutlaka cücüğü bir tarafına kalır değil mi birden? Şimdi kardeşinin soğanın yarısını alacak. Hakikaten yarı bölündü ama cücük bir yerde. O anda cücüğü hangisi kime verirsin şuursuz olarak? Pat diye cücüğü ona mı verirsin, kendine mi kalır? Ha, o şu. Yani akıl ile kalp. Kalp muhabbet mahali. Ne kalesi? Ama akıl diyor ki kendine kalsın. Kalp diyor ki oraya ver. Tamam mı? O ne kadar eylemde göstermeye çalışıyor. Tamam. Mesela bir şey ikram ediyorsun, yediriyorsun, tamam mı? Şu adama bak ya, hala yiyor ya, tamam lan işte, ettik işte diye. Diyorsa işte, yani derece derecedir, olmayacak değil, insanız. Yani bir çizgiye gelmesi nispetinde hayat tabakayı insaniyeye başladı gelmeye. Geldi demektir. Devam edeyim. Hayatın, şimdi onu söylüyor, hayatın bitkiler seviyesindeki durumu. Ziyayattır ve hislere cami. Mesela ben eskiden böyle 15-20 senede bir iddia ediyordum. Bitkiler evdekileri tanır. Çocuğu da tanır, hayvanı da tanır, kadını da tanır, erkeği de tanır. Çiçek. Çocuk girdiği zaman çiçek böyle, gözümüz görmüyor. Böyle yapar titreşimi. Korkudan beni kopartacak diye. Ondan sonra kadın girdiği zaman, yaklaştığı zaman daire yapıyormuş. Tam sağdan sola doğru böyle. Daire var, titreşim oluyormuş onda. Su koyacak bana diye. Allah'ım. Evet. Yani tanır. Tanır ve hisseder. Tanır derken hissediyor. Hissediyor. Acayip bir şey. Mesela kedi. Kedin var bilirsin. Çocuk basıyor veya bir zarar veriyor, bir şey demiyor. Büyük olsa tatosunu vuruyor. Evet. Aynen öyle. Çocuğa oynuyor, benimle oynamıyor. Ondan sonra kedi köpekten, kedi küçük çocuğu köpeğe karşı saldırır. Çocuğu korumak için. Evet. Tamam. Evet. Şimdi hayat bitkiler seviyesine gelince ziyayattır, hislere camidir. Hayatın hayat, bizim bak hayatımız ilk önce cenin şeklinde anne karnında. Bitki seviyesine gelirse hisleri var. Anneyi tekmeler.
anneyi mesela annenin seyrettiği şeylerden hep etkilenir. Aynı pil gibi dolar. Hamile kadın neyi seyrediyorsa, ne yiyor, ne içiyor, nereye ne yapıyorsa çocuk şarjlı pil gibi doluyor. Ta o zaman başlıyor. Ta o zamandan başlıyor eğitim. Ya bu nereden çıktı? Ya eski çocuklar gibi değil, şimdi doğan çocuklar bilgisayarı bilmiş doğuyorlar. Diyorlar ya, duyarsınız. Acayip çocuklar diyorsun. Çünkü anne klavyenin başına kalkmamıştı. Çıktığı zaman aynı cinsten olacak. Annenin bıraktığı yerden başlıyor. Ufak bir şey eğitimden sonra pat diye aslına. Çünkü ruhuna yazılmış o. Hayatın hayvan seviyesindeki durumu nedir? Ruh sahibidir. Histeri duyguları vardır. Hayat tabaka insaniye çıkabilmesi için kaç mertebe var? Bir, camidat var oldu. Sonra bitki seviyesine çıktı mı? Histeri var. Hayvan seviyesine çıkarsa duyguları var. Duyguları var. Ruhu var. Şeyin taşın histeri yok. Bitkinin hissi var. Ama bitkinin ruhu yok. Ama hayvanın ruhu var. Hayvanların ruhu var. Bitkinin ruhu yok. Tabaka insaniyedeki hayat ne var? Hayatı var. His ve duyguları var. Şuuru var. Ruhu var. Peki bu insan, Almanlar tabaka insaniye çıkmadılar. İnsan değiller mi? Değiller. Ölen hayvan imiş. Evet. Beşer oluyor belki de. Beşer. Sif Almanya'da demiyorum. Türkiye'de. Ne diyor ustam? 1949'da söylüyor bu lafı. Emirdan'da geçiyor. 50 sene sonra Nestati'yi düşündükçe tüyler ürperiyor. Çünkü 50 sene sonra nedir? Haşa Allah diye kendi nefislerine tapacaklar diyor. Ne kadar? Ne kadar kişi? %90 bu milletin Nestati'si %90 nefs emaresine tapacak diyor. 80 milyon diyelim Türkiye'nin. %90'ı ne yapar? 9 kere 8 72. Nefsine tapınacak. Bedeni esas alacak. Bedenini esas alacak. Önüne koyacak. Onun için yaşayacak. Yani putlaşacak. Zahir putlaşacak. Zahir. Her şey zahire feda edilecek. Ahireti, namus anlayışı, duyguları, istekleri, her şey zahir ve madde olacak. Dünya olacak. Dünya parası olacak. Kendi nefsine tapınacak. Nefsin istediklerinin peşine koşacak. Başka bir şey olmayacak. Hiçbir şey iltifat etmeyecek. Bu dersleri gördüğü zaman yüz çevirecek. Sıkılacak. Ne anlatıyorlar diye tenkit edecek. Vurup kıracaklar, dökecekler. Sen aldırmayacaksın. Yani hayatın en cami meratibi insandadır ki ruh ve kalbe akla yazacaktık. Ruh, kalbe, akla camidir. Akla. Orada silersiniz. İki defa ruh yazdık. Yani peki tabaka insanı, tabaka insanı şu, tencereyi getir. Ruh at içine, kalbe at içine, akla at içine. Üçünü de karıştır. Üçünün bütünselliği derecesinde hayat tabaka insanı çıktı demektir. Yani beşeriyetten insan olmaya döndü. Beşer neydi? Şerlerle dolu. Zıtların cemi. Ne kadar bu zıtlardan sıyrılır da müstakil, zıtsız bir şey kazanırsan o nispetle insansın. Sona doğru geldim. Hayatın akıl yani dima seviyesine çıkarsa peki nasıl anlayacağız dediği bir daha. Burayı kaçırmayın. Eylemde gösteriyoruz şimdi. Hayat tabaka insaniye çıkarsa nasıl anlarız? Çıkmış mısın, çıkmamış mısın? Nerede eksiğin var? Şimdi turnusol kağıdı gibi. Dene, asit misin, baz mısın? Şimdi deniyoruz. Bir daha. Bu hayat tabaka insaniye çıkarsa nasıl anlayacağız? Bir, eğer aklımız marifetullah'a küs değilse, bir sadeli geçiyor. Tefekkür ederse kalbimiz muhabbetullah'a küs değil. Adavete adavet ediyorsa,
Allah'ın sev dediğini seviyorsa, el hubbu fillah ve el buzu fillah, Allah için seviyor, Allah için düşman oluyorsa, iki, şey üç, ruhumuz da lezzet-i ruhiye sahibi oluyorsa ki, sözlerin sonunda geçiyor. Bak şunu mutlaka o cümleyi okuyacağım. Ondan sonra gideceğiz. Bak şimdi. Bulayım de. Bu da öyle oluyor şimdi. Yani hayat, mertebi insaniyeti çıktığı zaman hakka yakınlık oluyor Hasan abi. Bak. Hayat, tabaka insani çıkarsa dima nasıl olur? Bir daha okuyorum bunu çünkü şey getireceğim. Bir, marifetullah'a tefekküre alıştığı kadar kalbi elhubbu fillah ve velbuzu fillah, Allah için dost, Allah için düşman olacak. Allah'ın düşmanına dost olmayacaksa ruhu tabaka insaniyeye gelmesi demek şu: kamilin insanların zevki malisini hoşnut eden bir halet. Yani şöyle bir dersler. İlle bu ders ağır gelir de. Normal imani dersler. Zevki malisini hoşnut eden kamil insanların zevki malisini, yani lezzeti ruhaniye sahibi ne demek? Ruh lezzeti ruhaniye alır. Onun peşine koşar. Beden cismani lezzetlerden alır. Görmekten, koklamaktan, dilden, dokunmaktan, duymaktan. Tamam mı? Ruh ise lezzeti ruhani. Lezzeti ruhaniden kim nefret eder? Kamil insanların ruh mahallesini hoşnut eden bir halet, çocukça bir hevese, sefilçe bir tabiat sahibine hoş gelmez. Onları eğlendirmez. Bu dersler onları sıkar. Bu hikmete binaen zevkli sufli, alçalmış, her türlü gece yarılarına kadar her türlü melaneti seyreden, gündüz de onların peşine koşan bir insanın zevkli sufli, sefi, hem nefsi, şehvani içinde beslenmiş bir insanın ruhu zevki ruhi bilmez. Zevki ruhi bilmez. Anladık mı? Evet abi. Ha. Bunlar ulvi şeyler olduğu için onları çıldırtır. Bir de ölçü koyayım. Başka bir sil lisan. Başka anlayacağınız. Cini olan bir insanın içinde cin varsa bu derste bulunamaz. İçinde cin varsa bu dersi videoda dinleyemez. Dinleyemez. Başka. İçinde cin olan Kur'an okuyamaz. Kur'an okumakta ortama giremez. Ama bu sinyal almaz değil. Ne yapar? Kaçar. Kaçar gider. Sonra çıkınca gene rahatsız eder seni. Ama bu ortamda bulunamaz. Ne demektir? Yani hayatın her safhasını göstermeye çalışıyorum çarpıcı örneklerle. Güneş düşünün. Temmuz Ağustos'ta sokakta buz olur mu? Kar olur mu? Olmaz. Tutunabilir mi? Bu derslere tutunamaz. Mümkün değil. Onların şifresini bozuyor. Benim biraz sağım bu. Yani bu dersler bizim diyor şifremizi, yazılımımızı bozuyor. Kur'an okunan yerde ise bizi yakıyor diyor. Duramayız. Kafir. Müslüman'dan bahsetmiyorum. Şimdi her sahada şey verdim örnek. Bir, hayat tabaka insaniye çıkarsa aklı marifetullah'a tefekkür eder. Kalbi Allah dostlarına dost, düşmanlarına düşman olur, muhabbetullah sahibi olur. Ruhu ise lezzeti ruhaniye sahibi olur. Yani ulvi, külli, melekuti, lahuti şeylerden ruhu hoşnut olur. O nispetle. Bu alametleridir. Temel düşün diyor artık. İçsel aleminde ise tefekkür ederken hisseder. Peki içsel alemine örnek veriyoruz bu arkadaşlar. Tefekkür ederken hisseder. Yani tefekkür anında hislenir ve aynı zamanda ruhta rezetlenir. Tefekkürle düşünce arasındaki farkı koyduk. Nedir o fark? Tefekkür eden adam
Düşünüyor mu, tefekkür mü ediyor? Tefekkür ederken his olur. Düşünürken his olmaz. Hangi his? O da his olur da. Yani tefekkür eden de hoş olur böyle. Bir rahatlama olur. Manevi bir lezzet alır. Evet. Ama düşünürken kuru bir şey olur. Malumat gelir. Mesela iş yerlerine falan işle ilgili. Düşünüyorsun mesela. Bir şey düşünüyorsun değil mi? Ha, aa, buluyorsun. Aa, buradan yapayım. Ama manevi bir lezzet yok abi. Yani. O manevi bir lezzet oluyorsa tefekkür ediyorsun. Olmuyorsa düşünüyorsun. Birbirinden kopuk değiller bunlar. Ehli dünya ise tefekkürü düşünme ile karıştırıyor. Neye benziyor? Aşkla muhabbeti karıştırdığı gibi. Muhabbet nedir? Muhabbet şuunat-ı zatiyedendir. Bunlar ne dersler kullanılmış bu kelimeler yazılması için. Yani muhabbetin şuunat-ı zatiyedendir diyebilmesi için, bir insanın yazması için şuunat-ı zatiyenin soğan gibi düşünün. Merkezinde, cücüğünde şefkat-ı mukaddese. Çık dışarıya, muhabbet-i münezzehe. Sevk, şefk, lezzet, memnuniyet, iftihar mukaddese. Ha, muhabbet nerede o zaman? Şuunat-ı zatiyenin şefkattan bir sonra. İşte o zaman onu bileceksin ki muhabbetle aşk arasında ne fark var? Muhabbet şuunat-ı zatiyedendir. Aşk ise Esma'ya bakar, Rahman ismine götürür. Veya Vedud ismine ishal eder. Aşk Vedud ismine götürür. Rahman şey yapar. Çünkü büyük zatların o aşk tasavvuf eğileri Vedud ismine mazhar oldukları için aşk sahibi oluyor. Aşk. Vedud isminden kaynaklanıyor. Ama şeyse, muhabbet ise şuunat-ı zatiyedendir. Şimdi kesiyorum, cumaya gideceğiz. Muhabbet şuunat-ı rabbaniyedendir. Aşk ise Vedud ismindendir. Yazmışım. Şefkat ise Rahim ismindendir. Muhabbet ise şefkat esma olarak Rahim'dir ama kaynak itibariyle şuunat-ı zatiyedir. Çünkü şuunat-ı zatiyenin merkezinde ne vardı? Şefkat-ı mukaddese. Şuunattır kaynağı. Kökeni o. Kendi eylemi nerededir? Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahim'dedir. Aşkın kaynağı nedir? Muhabbettedir. Eylemi Vedud ismindedir. Dışarıdadır. Aşk. Aşkla muhabbeti kıyas ederken koy Yusuf'u, par gel buraya. Yusuf'u koy. Koydun mu, oynatma. Yusuf'un babası Yakub'una karşı bağın adı şefkat. Zeliha koy. Muhabbet. Aşk. Aşk. Muhabbet diyorum tabi. Aşk. He, şimdi bu bağ, bu bağ, bir şey anlatırken pergeli oraya koyacaksın. Ha, bu peygamber, bu peygamber. Bu normal, bu. Peki bunun şeyi ne? Aşk işte, yani nefsaniyet. Yusuf'a karşı bağın adı bu aşktır der. Buna bağlı şefkattir der. Şimdi şefkat ise Rahim ismine ama kaynak itibariyle ta muhabbet, şuunat-ı Rabbaniye'den Rahman ismiyle ifade edildiğinden kaynağı o. Muhabbeti münezzeheden bahsediyor. Son şeyimi okuyorum. Akıl vahiy ile şereflendiği için tenevvür eder. Bunu okumadan bu bağlanmazdı. Tenevvür. Dedik ya, tenevvür, üç tane şey. İnbisat, inkişaf, tenevvür. Şimdi niçin tenevvür akılda dedik? İnkişaf ruh dedik. İnbisat kalp dedik. Bir daha. İnkişaf ruh, İnbisat kalp, tenevvür akıl, dima. İşte akıl vahiy ile şereflendiği için tenevvür eder, nurlanır. Ruh açılımı olduğu için her şey ruha inkişaf değil, inbisat eder. Kalp ise harita-i manevi olduğu için inkişaf eder. Hangisi daha üstün? Muhabbet mi üstün? Yok. Üçü bütününe getireceksin işte. Hani buradaki konum şuydu. Tabaka-i insaniyeye. Buraya hayat geldi mi nasıl anlarız? İşte çeşitli alametlerini saydık. Bir tanesi bitti, hulasa ediyoruz. Bir, tabaka insaniyeye bu hayat çıktı mı insanın aklı marifetullah tefekkürde yatkın olur.
tefekkür etmeye başlar. Tefekkür ile düşünce arasındaki farkı söyledim. Tefekkür anında zevk bir ruhani olur. Yani his olur ulvi. Düşüncede bilgi, malumatlar akar. Ve öyle ruhani bir lezzet olmaz. Bu düşüncedir. Hayat tabaka insani çıkarsa dima tefekkürle, kalbi muhabbetullah ile, ruhu lezzeti ruhani ile başlar lezzetlenmeye. Bu üçünün cemine göre tefekkür. Yani muhabbetullah, marifetullah, koy tencere muhabbetullah, lezzeti ruhani karıştır. Kalitesi kadar o 18 bin alem sende iade-i ziyaret etmiş demektir. Zaten tefekkür evvellemek, yani kelamın sahibinden muradını anlama yöntemidir. Bu tefekkür yaparken Allah bu tefekkürünü onaylarsa alameti nedir? Ruhani bir zevktir. Allah onaylarsa, onaylamadığına düşünce denilir. Onaylarsa his oluyor. İşte bu marifetullah, muhabbetullah, 20. mektubun başındaki lezzet-i ruhaniye, orada geçiyor bu üçü. Her yerde kullanıyor. Ben eskide düşünürdüm. 23 senede Risale-i Nur tamamladı. Bir tabir bir tabire, diğer tabir diğer tabire cer etmiyor, zıt gelmiyor. Nasıl birbirini tamamlar, nasıl bir ihata ile bu külliyat yazılmış diye hayret ederdim. Şu anda gayet normal. Şu anda hayret etmiyorum. Niye? Birbirini cer etmiyor, kaldırmıyor. Mesela bak 20. mektup dedim. Muhabbetullah, marifetullah, muhabbetullah, lezzet-i ruhani. Niçin? Çünkü o zat, bunu telif eden zat sisteme bakıyor. Sisteme bir şey yazarken sisteme göre yazıyor. Gene bir şey yazacak. O sisteme, evet konu bu değil, bu değil ama bu. Ama sistemin bütünlüğünü. Oraya baktığı için burada oranın bütünlüğü taşındığı için birbirine çatışmaz. Buradaki bütünlük oranın bütünlüğünden geliyor. Yani şu kitap size yanlış mı doğru mu koydum? Şimdi bu kitap sana göre farklı yerdedir. Ona göre farklı yer. Bazılarına böyle olsa daha iyi olur. Bunun en doğru yeri neresidir? Bunların ve sizin konumunuzu uyduya çekin. Size en uygun şu. Mesela diyorum ki oraya bakan bir zata. Ben de buraya bakıyorum. Ne yapayım Hasan diyorum. Bu oraya bakıyor. İleri al 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 al. Al al. Sağa götür sağa. Olmaz. Çirkin oldu. Sağa getir 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 getir. Tamam. Kaldır kaldır kaldır. İleriye götür. Koy. Buraya şöyle yap. Tamam. Hiç buraya bakmıyor. Burayı ona da seyrediyor. Oradaki bütünlüğe göre buraya müdahale ediyor. Bunun adı sünnet-i seniyedir. Sünnet-i seniye. Seni oradan. İşte oraya bakıp buraya döktüren, yazan o bütünlüğü buraya taşıdığı için birbirini cer etmez. Bunu 13. sözde kullanıyor. Nasıl ayet bir ayeti cer etmiyor, birbirini tamamlıyor? Çünkü diyor bir ağaç gibi düşün. Ağacın portakalın rengi yaprağın rengini niçin ortadan kaldırmıyor, ciz etmiyor böyle? Çünkü bir bütünlük, bir tekten geliyor, tevhidden geldiği için. Şimdi burada bırakıyorum. Ondan sonra eylemde gösterdim, ruhani noktasında gösterdim, tefekkürde. Bundan sonra da devam edeceğiz. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلامات